Kabızlığı olan bebek nasıl beslenmeli? Ek gıdaya geçmiş bir bebek beslenme önerilerimizi nasıl yapmalıyız? Bazı meyvelerin içerisinde sorbitol dediğimiz dışkı kıvamını yumuşattığı için de bağırsak hareketini hızlandıran bir takım meyveler var. Bunların başında elma, armut, erik geliyor. Dolayısıyla bunların suyunu, taze sıkılmış suyunu önerebiliriz. İlk 4-8 ay için günde 60-120 cc kadar, yani çok fazla değil. Biraz daha büyük bebeklerde, 1 yaşına kadar olan dönemdeki bebeklerde günde 160-180 cc'ye kadar çıkabiliriz. Eğer biraz daha büyükse bebek, meyve püresi alabilen, tüketebilen bir bebekse kayısı püresi önerebiliriz dışkıyı yumuşatmak için. Yine özellikle tüm sebzeleri önermekle birlikte özellikle fasulye, bezelye, brokoli, ıspanak gibi sebzeleri tüketmesini öneriyoruz. Yine bir pratik nokta olarak bebekler ilk 1 yaşında koruyucu anlamda kansızlık gelişmesin diye demir damlası ya da demir şurupları kullanıyorlar. Bazı bebeklerde demir damlası ya da demir şurubu, demir tedavisi kabızlığa neden olabiliyor. Bu bilgiyi de bilmekte fayda var. Beslenmenin düzeltilmesiyle yine az önce belirttiğim meyve ve sebzelerin ağırlıklı olarak bebeğe verilmesiyle bu problem ortadan kaldırılabiliyor.